Fenerbahçe dün bir tane zafer değil iki tane zafer Doğru. elde etti. Basket bir yandan da basket maçına baktık. E, Real Madrid'i yendiler yani tam bir Fenerbahçe gece. Fenerbahçe spor kulübünün neden spor kulübü olduğunu böyle herkese bütün Avrupa'ya gösteren çok önemli bir yani. Kağıt üstüne koysam basketboldaki daha da büyük başarı. Yani Real Madrid'i orada yenmek o da Doğru. çok büyük iş. O yüzden çifte bir tebriği hak ediyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Ee, diğer tarafta San çıktığında biz şunu dedik. Ya keşke daha bildiğimiz, daha böyle güçlü olması önemli değil. Fenerbahçe'nin daha iyi konsantre olacağı bir takım olsaydı daha rahat ediyordu. Çünkü Türk futbolun bu kaderidir. Yani hep kendi ayarımızda bizden daha düşük ayardaki takımlara eleniriz çok fazla konsantre olmayız. Sonrasında a biz niye eğlendik deriz. coğrafi Her, olarak da kuzeye gittikçe işimiz hep, zorlaşıyor. Aynen öyle. Hatırsan hep, ya, fizik gücüyle mücadele eden takımlar evet. hep bizim başımıza bela olmuştur. Hep Fenerbahçe'nin de ona dikkat etmesi gerektiğini söyledik ve Galatasaray Sparta Pırak eşleşmesinde Galatasaray Kopenhag, Galatasaray Molde bu tip maçlardaki Türk takımlarının klasik özelliklerini zorlanmalarını görmüştük. Fenerbahçe burada kendi yaptığının dışında bir şey denedi. Fenerbahçe ne yaptı sezon başından beri hücum oynadı, rakibi hapsetti, baskıyı kurdu. Hemen kaliteli ayaklarıyla gol ve goller bulup ondan sonra güle oynaya farka koşa koşa kazandı maçları. Dün farklı bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin ne kadar iyi olduğunun bir göstergesiydi. Bunda teknik heyet, yönetim, yıldız oyuncular ve sonra da bireysel asker diye diye tabir ettiğimiz isimlerin devreye girdiği bir galibiyet oldu. Eee 4-4'lük dört bir deplasman performansı izledik. Şimdi özellikle senin de vurguladığın gibi savunmanın çok iyi yapıldığını Hı -hı. görüyoruz ve buradan savunma hani maçı izlemeyen izleyicilerimiz varsa da yanlış anlamasınlar. Öyle kale, otobüsü çekme şeklinde değil. bir savunma değil. Son derece akıllı bir şekilde takım halinde yapılan ve e, gerektiği zamanlarda gerektiği şekillerde hücuma çıkılan bir performanstan bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin dünkü 11'ine sonradan girenleri şöyle tekrar <laughs> maçı gözün önüne getirdiğinde kim kötü dersen kimseyi bulamam. Kim iyi dersen herkesi sayarım. Kim çok iyi dersen 5-6 tane oyuncu sayarım. Bence maçın kritik noktası bu. Hiç duran yoktu. Hiç bekleyen yoktu. Herkes birbirinin kademesine girdi. Sonradan Osterwolde'nin girmesi bence e, Ferdi'nin girmesi, Osterwolde'nin stopere kayması, Fenerbahçe'nin daha da e, işine geldi, daha da iyi bir şablon oluşturdu. Maçın geneline baktığımızda bir dakika kopmayan, o konsantrasyonunu hiç kaybetmeyen bir Fenerbahçe gördük. E, artık tur geçildi, artık çeyrek final rakibini bekleyecek Fenerbahçe e, muazzam bir Yine performans. Yine de rehavete kapılmasın da kimse onu söyleyelim. Ya şimdi. tamam yani... ama 3-0 deplasmanda <laughs> yenmiş mu? bir takım da bırak şey yapsa artık ya, biraz, biraz rahatlasın, ama rahatlasın. ama rehavete kapılmasın hani, yani. 3-2 değil 3-1 değil 3-0 yani Doğru. o yüzden e, çok büyük bir sürpriz olmazsa e, Fenerbahçe bu turu geçti gözüyle bakabiliriz. Hayır öyle rövanşta şimdi yedeklerle çıkalım. Asla, Şöyle hayır, çıkalım hayır, öyle hayır, bir hayır. şey Tabii ki değil yani. E, çünkü dün de bir iki rotasyon da vardı aslında yani. Vardı evet. Ama şöyle, az önce kimse durmadı cümlen önemli. Çünkü Suat yine maç öncesinde çok konuşulan Hı -hı. konulardan biri de e, şimdi Fenerbahçe için esas önemli olan lig. Oraya evet. konsantre olacaklar. Hafta sonu maçını mı acaba düşünecek İsmail Kartal'da oyuncular da diye. Hayır, Avrupa'nın da ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde e, gören e, ve bunun farkında olarak oynayan bir oyuncu grubu izlememiz daha şekilde İsmail Kartal'ı da e bu şekilde görmemiz daha aslında çok kıymetli demek ki kamuoyunun düşündüğü gibi değilmiş. değilmiş Fenerbahçe taraftarının yani yüzde veremem elbette ki ama bir bölümü Avrupa'da işimiz yok biz şam, lig şampiyonu olalım önce dediği bir durumda Fenerbahçe dedi ki ya ben ikisini de alabilirim İkisinde de ben adayım şampiyonluğa olduğunu oyunu ile gösterdi şimdi hadi altını dolduralım bazı şeyleri savunma dedik mesela Ciku inanılmaz oynadı bence Kestiği toplar muazzam. Çağlar sakatlarına kadar çok iyiydi. Ciku ile iyi bir uyum sergiledi ve bundan sonra yani bu ikilinin ki Bekao'da sakat hani durumu şu anda belirsiz ne zaman dönecek ama Ciku ve beraber Çağlar bundan sonra net iki stoperdir. Osterwolde'nin solda Ferdi'yi dinlendirmek amaçlı da biraz oynadığı bir maçta stopere geçtikten sonra yaptıkları golü de bir yere bir kenara ayırıyorum. Hani 6 milyon euroya alınırken İtalya 2. liginden alındı vesaire diye eleştiriler yapıldı. Bu adam nasıl sol beklendi? Ama gördük ki bu adam sadece sol bek Aynı zamanda da iyi ve gelişim gösterecek bir stoper olacak. Yani sol bek'i bir kenara bırakabilir artık Osterwold'e. Net iyi ayağını kullanan, iyi uzun top atabilen ve dün de gördük ki hani çok büyük bir depar olmasa da hız açısından o tekniğiyle o işi götürebilecek net bir stoperi var artık Fenerbahçe'nin. E 6 e, yeni milyon bir kariyer planlaması e, yapabilir Bak bunlar sahip. çok vardır. Yani Galiba, başka alanda başlayıp e, farklı bölgeye geçen çok güzel örnek Ferdi. Yani genç yaşta bunlar ya çok genç yaşta yapılır ya da çok 30 32 sonrası yapılan işlerdir. Bence Osterwold'de Fenerbahçe'de oynadığı müddetçe seneye belki birinci stopere bile çekersiniz. Çok iyi bir paraya da artık Avrupa'da iyi bir kulübe satacağınız çok iyi bir değeriniz var. Şimdi birkaç oyuncu gerçekten çok üst düzey performans Hı -hı. sergiledi. Onlardan da istersen biraz bahsedelim. Evet. İsmail ilk akla gelen muhtemelen ki artık Hı -hı. o kadar çok yoruldu ki sonunda da kendini bıraktı yere kendini. bıraktı. Evet. E, dileriz ki kötü bir durumda Hı -hı. yoktur. Bir sakatlık problemi olmayacaktır. E, İsmail'in performansı, Ferdi girdikten sonra tabii ki yine inanılmaz bir performans. Osterwold'e bir parantez açtık. Şimdi bu üç oyuncu ve senin de ekleyeceklerinle beraber istersen biraz bireysel Performanslarını Giderim. değerlendirelim. Tabii. Şimdi İsmail, e, sezon başında İsmail'in yerine oyuncu aranıyordu. İsmail olur olmaz diye ama e, biraz da insanın futbol şansı olacak. Fenerbahçe sezon başında belki Kurun içi alsaydı, İsmail o bölgede daha az süre bulacaktı. Kendini daha az geliştirebilecekti. İsmail artık sadece Fenerbahçe'nin değil, Euro 2024'te de milli takımın net o bölgedeki oyuncusudur. Yani... E, Öyle çok büyük yıldızlar, çok büyük isimler olmanıza takımda gerek yok. İsmail her takımın ihtiyacı olan bir oyuncudur. Dünkü performansı zaten kazandığı ikili mücadele, top kesme rakamlarıyla beraber e, muhtemelen haftanın 11'ine falan da girer diye düşünüyorum. E, yanındaki Fred'i rahatlattı. Evet. Tek başına orada savaştı ki e, uzun, mesela Fenerbahçe oyunun ilk bölümünde hücum baskısı yapmaya çalıştı Tadic'le, Batshuayi Cengiz, Şimanski bunlar öne çıktığında orada bir boş alan vardı. Zaman zaman bunu saint kullanmaya çalıştı. Orada İsmail dikildi karşılarına. Fred sakatlıktan dönmesinin ardından bu problemlerin ardından ben çok e, hazır bir şekilde gördüm Fred'i. Mesela senin saymadığın benim ekleyeceğim Tadic var. Tadic'in performansındaki artış hep söylediğimiz gibi Fred katkısıyla da gerçekleşti. Oradaki bağlantıyı çok net bir şekilde kurdu. Mesela e, ben 2-3 pozisyonda şunları gördüm her iki oyuncu içinde. Hem Cengiz hem Şimanski savunmanın önünden oyun kurucu rolüne geldi. Yani e, dörtlü beşli stopere geri hatta çekildiğiniz zaman önde oyun kurucu olarak bu iki oyuncu hemen kanatlardan ve önden geri geldi. Bunlar da Fenerbahçe'nin o sıkışan anlarında rakibi yanıltmasına sebep olan işlerdi. E, İsmail Hoca'yı da biraz taktik ve teknik olarak burada Rakibin direncini kırıcı olarak da yaptığı hamleleri tebrik etmek lazım. Bu arada çok e, sağ, e, talihsiz sakatlıklar da yaşandı. Evet. Onlardan da biraz bahsetmek lazım. Şimdi Beko ne kadar yok e, bilmiyoruz. Hı hı. Zaten sakatlıktan dönmüştü. Çağlar sakatlandı. Hı hı. Şu anda İsmail de sakatlanmış gibi görünüyor hı hı. ama son durumlarını bilmiyoruz. Bu arada e, transfer konuşulurken Suat sen de tanık oldun elbette. Çağlar'a ne gerek vardı? Ona ne gerek vardı? Bu kadar stopere gerek var mıydı? Yorumları yapılırken. En büyük sıkıntıları stoperde Stopper. yaşadı Fenerbahçe. ve aslında belki de bu kadar alternatifli bir stoper hatta oluşturmanın da şu anda faydasını görecek. Şimdi saydığın isimler A takım ilk 11 oyuncusu. Orada kullanabileceğim bir Osterwold'dan var. E bir de Bonutchim var. Yani. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin doğru adım attığını göstergesi. Bak, büyük takım bütün kulvarlarda gidiyorsa 4 tane net stoperin olacak. 3 tane net olur, bir tane de Hani biraz daha bir tık altta bir stoperin olur, tamam. Olacak, kaçarın yok. 3 ya da dört tane banko, orta saha, net oyuncun olacak, o ikiliyi oynayacak. Tamam mı? En az iki tane net center for olacak. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyoruz. Devre arasında gelenlerle birlikte, e, burada gönderilenler ayrı. Yani Emre Mor'u göndermeyebilirdiniz. Lincoln'u göndermeyebilirdiniz. Farklı yerlerde oynama kapasitesinden dolayı bu ilk oyuncu. Ama baktığın zaman stoper transferleri çok gayet yerinde mantıklı iş. E şimdi de görüyoruz Osterwolde'yi de oraya kaydırdığınız zaman elinizde, cebinizde hem bir sol bek hem bir sol stoper var. Şimdi bu arada tabii e, İsmail Kartal'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarda şöyle bir e, soru soruluyor. Kupanın favorisi siz misiniz bundan sonra Hı -hı. diye. Favori takımlarından biriyiz e, diyor İsmail Kartal'da. Sence Fenerbahçe, şimdi burada artık çeyrek final dedik, bir hı hı. E, çok büyük bir aksilik olmazsa nereye kadar? Çok net favorisi. Fenerbahçe bu kupanın çok net final favoristir. Yani şampiyonluğu bilemeyiz, tek maç her şey olur ama çok net final favoristir. Şimdi dün e, oynanan maçlara da baktığımızda e, Aston Villa var, en önde gelen hı hı. favori. Fiorentina var, <laughs> Lille var ve Fenerbahçe var. Fenerbahçe burada Aston Villa'yı 1'e yazarım. 2'ye de Fenerbahçe'yi yazarım. Burada Fenerbahçe çok net tarihine bir Avrupa kupası kazandırabilecek bir sezonun içinde. Burada yeter ki lig mi Avrupa mı diye tercih yapılmasın. İkisinde de gidilebildiği kadar gidilsin. Zor bir fikstür mü? Evet. Maçlar sıklaşıyor. Evet. Süper oynacaksınız oynayacaksınız vesaire ama e, bazı zorluklar, başarılar da zor periyotlardan gelir. O yüzden ben Fenerbahçe'nin Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Dün geceki deplasman performansı e, Aston Villa deplasmanında da işe yarar. Lille'de de yarar. Floransa'ya giderseniz orada da yarar. Yani bu takımlardan biri çıkarsa karşınıza. O yüzden e, biraz adım adım önce çeyrek final biletini alıp rakibi beklemek lazım. Çok büyük konuşmalar yapmadan böyle adım adım gittiğinizde Fenerbahçe bir anda kendini ee, yani dört maç sonra finalde görebilir. Atina'da görebilir. Ee, görebilir. Atina'da yani bak. bence olabilecek en güzel final adresi bir, de, bir Türk takımı için. Bak şimdi bir de stadın adı da güzel. Ayasofya Stadı. Evet. Atina yakın. <laughs> Buradan tekrar söylüyorum dünyayında söyledim. <laughs> Karambole gitti. Bak Kıbrıs çıkarması gibi olur. Buradan gemilerle, otobüslerle ne olduğunu şaşırırlar. Evet. O kadar Türk e, kapıları kapatırlar bak finale yani, Fenerbahçe çıkarsa bir de gerçekten şehir olarak da tarih o tarihte de çok güzel olacağını tahmin ediyorum ben Fener'i görmedim ama e, görmek de istiyorum güzel. çok güzel olacağını Tavsiye tahmin ederim. ediyorum hem böyle güzel bir turistik e, çok güzel olur. ortam hem güzel bir maç Aynen. final neden olmasın yani çok e, güzel bir iş olur zaten e, gidenler bilir gidecekleri de şey şöyle söyleyeyim ön bilgi hiçbir farkı yok Türkiye'den birkaç Değişiklik dışında kabataslak herkes aynı. İnsanlar, i̇nsanlar daha az çalışkan onu söyleyeyim. Çok güzel oturup frappe içiyorlar bütün gün. Fenerbahçe finale giderse e, baya bir şenlik olur oralarda. Hani ikinci Atina seferine çıkarız. Peki bakalım inşallah öyle olur. Evet. E, şimdiden biz tabii ki e, başarılar dileyelim.